Evet, arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Sefa gördük kardeşim. Her hafta biz gençler adına soruyoruz diye çeşitli hocalarımızı, bize Allah razı olsun yol gösteren hocalarımızı konuk olarak alıyoruz. Bu hafta da sağ olsun kırmadı. Yoğun vaktine rağmen böyle davetimizi de kabul etti. Kerem hocam geldi. Hocam şimdi müsaitseniz sizi biraz sıkıştıracak sorular soralım. Elbette kardeşim, elimizden geleni yaparız. Eyvallah hocam. Hocam şimdi yaşınız çok böyle büyük değil ama bu soru böyle nasıl sorulur size? Gençlerle irtibatınız nasıldır? Biraz daha yaşıtlarınız diyelim. Veyahut hocam onlarla bağınız, kuvvetiniz, böyle samimiyetiniz ne denli böyle gerçekleşiyor? Onunla beraber bir de gözlerinizdeki değeri nedir hocam gençlerin? Kardeşim yaşım aslında 42. Evet, 33 gösteriyorum. Çok fit, genç ve karizmatik görünüyor olabilirim. Doğru. Hocam. Yaşım 42 kardeşim. Özellikle hizmetinde öne aldığım insanlar, daha çok özen gösterdiğim, üstüne durduğum insanlar gençler. Neden? Muhammed Aleyhisselam'ın usulü bu. Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı dünyaya yaymak istediği zaman Ashab-ı Suffa'yı kurdu. Ashab-ı Suffa, Efendimiz Aleyhisselam'ın yattığı yerin tam arkasında. Ravza-i Mutahhara'ya gitmiş olan insanlar kabrinin tam arkasında bir ufak bir yer olduğunu görürler. Orada genç sahabileri, özellikle genç sahabileri orada tutardı. Bütün ihtiyaçlarını, giyimlerini, yemeklerini kendisine gelen zekat ve sadakadan karşılardı. Onların tek işi var: Muhammed Aleyhisselam'la mümkün olduğu kadar fazla zaman geçirmek, ondan ilim öğrenmek. Öğrendikleri ilimleri insanlara ücretsiz bir şekilde aktarmak. Dolayısıyla hep gençleri seçti. Zekası en kuvvetli olanları, odaklanması en iyi olanları seçti. Mus'ab bin Umeyr gibi, Enes bin Malik gibi, Allah o ikisinden razı olsun. Bunlar gibi önderleri, öncüleri seçti. Onların üzerine titredi ve bu dini bütün dünyaya yaymayı başardı. Bu Muhammed Aleyhisselam usulü. Dolayısıyla biz İslam davetçilerinin de önceliği hep gençler olması lazım. Özellikle 18 ve 40 yaş arası. Hafızanın en diri olduğu zamanlarda insanlar kendilerini çok daha fazla bu işe verebilirler. Bu insanların üstüne diğerlerinden, 40 ve üzerinden daha fazla ihtimam ve özen göstermemiz lazım ki faydamız olabilsin. Öğrettiklerimizi insanlara aktarsınlar. Bundan sebep biz de gençlerin üzerinde çok daha fazla duruyoruz. Sohbetlerimize gelen insanlar için de gençlere karşı çok daha fazla ihtimam gösteriyoruz. Bizim usulümüzü devam ettirmeye gerektiğini söylüyoruz. Ben fark ettim zaten hocam. Dünden beri Kerem Hoca gelecek dediğimde hep genç ya. Hiç gençler böyle bir yazmadı maşallah. Hep gençler yazmadı Ya sosyal medyayı falan çok aktif kullanıyorlar Cenk kardeşim. İhtiyarlar işte 45-50'den sonra pek kullanmıyorlar sosyal medyayı, pek bilmiyorlar. Ama genç nesil çok iyi bildiği için sosyal medyaya girdiği zaman da 3-5 tane hoca öne çıkıyor. hocam. Bunlar çok hizmet yaptığı için, çok sohbet kayıtlarını oraya yaydıkları için en çok bizim gibi insanları seviyorlar. Bir de onlara hitap edici, espiritüel, kolay anlaşılabilir, iyi örneklendirmeler verdiğimiz için bizi her yerde görmek istiyorlar. Siz de bizi bundan dolayı davet ettiniz herhalde. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah hocam. Hem sevdiğimiz için hem de bundan ötürü çok böyle bir davet etmek istemiştik. Bir de hocam şunu da sorayım. Madem gençlerle konu açıldık. Yani yaşınız da 42'ymiş. Yani daha gençsiniz hocam da. 20 yaştaki Kerem Önder'e ne tavsiye etmek isterdiniz? Şu an karşınıza alsanız ona ne demek isterdiniz? Vallahi zor zor soru sordun kardeşim. Ona Eyvallah hocam. derdim ki Kerem kardeş, bak, git babanla konuş. Yaptığın iş neyse o işi bir sene boyunca yapmayacağını söyle. Yerine ne yapacaksın oğlum dediğinde diyeceksin ki, bir yıl boyunca Timurtaş hocam İstanbul içinde nereye vaaza giderse ben de peşinden ayakkabılarını taşımak için, not kağıtlarını, teyip kaydını taşımak için yanında hizmetçi olarak gideceğim baba, bana müsaade et. Bir sene boyunca o hangi camiye vaaz vermeye giderse ben de oraya gitmek istiyorum derdim. Çok güzel. Bunu kaçırmamak için babamdan bunu isterdim. Çünkü Timurtaş Hoca benim vaiz olmamın en büyük sebebidir. Hayatımda tek bir kere onun vaazını canlı olarak izleyebildim. Orada zaten Allah'ıma dua ettim. Allah'ım bana böyle binlerce insana hitap etmeyi nasip et diye dua ettim. Çok etkilenmiştim onun vaazından. Çok tesirli, çok ihlaslı bir adam olduğu her tarafından belliydi. Yani vaazı verirken tamamıyla anlattığı şeylere kalben ve ruhen iman etmiş bir adam. Kesinlikle. İzleyen bir adam bunu kesin olarak görüyordu. Dolayısıyla Buyurun hocam. bundan dolayı ben onun vaazlarında daha çok bulunmayı isterdim. Tek bir kere bulunabildim. Eğer son bir senesinde, ben 20-21 yaşlarındayken o vefat etti. Son bir senesinde her vaazında olsaydım kendimi çok daha fazla geliştirebilirdim. Çok ondan öğrenecek çok daha fazla şeyim vardı. Yani mesela sohbetlerimi izleyen kardeşler, bizi bilen kardeşler, usulümüzün bir ya da iki ayeti kerimeyi almak ve onun tefsirini yapmak olduğunu görürler. Tefsiri kelime kelime, kelime tefsiri yapıyorum. Bir kelime söylüyorum, ayağımın bir tanesi Kur'an ayeti üzerinde duruyor.
Diğer ayağımla bütün Avrupa'yı, bütün Batı'yı, bütün dünyayı dolaşıyorum. Bilimsel delilleri falan konuşuyorum. Menkıbe anlatıyorum, hadis söylüyorum ama ayağımın bir tanesi ayet-i kerimede duruyor. Bu usul Timurtaş Hoca'nın usulü. Sabit bir şekilde duruyor. Yani daha fazla yanında durmayı isterdim. Kerem kardeşe, 20 yaşındaki Kerem kardeşe bunu tavsiye ederdim. Ben üslubunuzdan zaten biraz benzeyerek bir bağ kurmuştum Timurtaş Hoca'yla. Şimdi anlaşıldı mevzu hocam. Benim de kendisi ömrüm yani yetmedi. O şey vefat ettiği yıldan birkaç yıl evvel doğdum ama hanımım sağ olsun annem gibidir. Ben onun çektiği eziyetleri, işkenceleri bizzat onun ağzından duyunca o samimiyetin neye bağlı olduğunu anlamış oldum hocam. Gerçekten yani Allah rahmet eylesin buradan Amin. cezamı Amin. çeksin hocam. Çok sağ Amin olun. kardeşim. İnşallah bizim de akıbetimiz onun gibi böyle kürsülerde geçer hocam sizle beraber. İnşallah kardeşim, inşallah. Eyvallah. Bir de hocam şey sorayım size. Asıl sorulara geçmeden şunu da ben merak ediyorum. Şimdi genel itibariyle kafalardaki profillerdeki hocalar malum. Bir de bunun dışında pek bir spor yapan hocalarımız yok. Benim de çok siftahım var ama besmeleyi çektim de hamdaya çabuk geldi. Ben beceremedim. Geçen bir yaptım kilitlendim. Elim ayağım yamuk kaldı hocam. Şimdi sizin de bir şey oldu. Tekvando geçmişiniz var ki hakikaten çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki düşünmeyin mi Estağfurullah. hayırlıdır. Şimdi bu konuda hem nasıl başladı bir de arada askerde bir tanesini yamutmuşsunuz. Geçen o süreci size anlatırsınız hocam. O benim pişmanlığımdır. Evet. Şimdi sanıyorum 15 ya da 16 yaşındayken İmam Hatip Lisesi'nde aldığım ilmin birçok bölümünü İmam Hatip Lisesi'nde aldım. Arapçayı orada gördüm. Tefsiri, fıkhı ilk olarak orada gördüm. Fıkhı daha önce Frankos'unda görmüştüm ama tefsiri ve Arapçayı İmam Hatip'te gördüm. Allah hocalarımdan razı olsun. Orada öğrendiğim bir ilim de tekvando ilmi. Uzak Doğu dövüş sanatları. 15'e zaten 15-16'ya gelinceye kadar dövüş filmleri, Uzak Doğu dövüş filmleri çok yaygındı Türkiye'de. Biz de bu filmleri izleye izleye ya ben de bunu yapmam lazım. Ben vücudum eğilimli ve bu işi çok seviyorum. Estetik hareketler yapmayı çok seviyorum. Benim de bu işi yapmam lazım deyince İmam Hatip'e bir hoca geleceğini duydum. Hemen kaydımı yaptırdım ve orada başladım. 4-5 sene kadar yaptım o işi. Siyah kuşak bir dana aldık elhamdülillah. Yani hocalık sayımızı birden ikiye çıkarttık. Hem tekvando hocalığı hem din hocalığı. İkisi de bizden var. Askerdeki meseleye gelince o benim pişmanlığımdır. Tövbe ettim. Kardeşimden de helallik istedim. Yanlış bir şey yaptı. Evet. İnancıma karşı alayvari tavırlarda bulundu. Benim orada daha olgun hareket etmem gerekiyordu. Daha sabırlı hareket etmem gerekiyordu. Yaptığı suçu rütbelilere bildirmem gerekiyordu ama fevri davrandım. Öfkeme yenik düştüm. Ve kendisine yaptığım bir hamleyle, bir vuruş tekniğiyle tek yüzünü patlatmış olduk. 3 ay daha fazla askerlik yapma ihtimalim olacaktı ama rütbeliler bizi çok sevdiği için sağ olsunlar. Araya girdiler, bu asker kardeşle aramızı yaptılar. Ve şikayet etmediler. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor, senin de zikrettiğin gibi. Kuvvetli mümini Allah zayıf müminden daha çok sever. Bu hem mali olarak, hem imani olarak, kalbi olarak daha kuvvetli olanı sever. Hem de fiziki olarak, kendisine bakan, yediğine, içtiğine dikkat eden, sporunu yapan Muhammed Aleyhisselam en iyi sporculardan bir tanesidir. Evet. Güreş yapıyor. Biniciliği var. Ok atması var. Yüzmesi. Yüzmesi var, koşusu var. Bakın 5 tane spor. Efendimiz Aleyhisselam tam bir sporcu. Sen şimdi diyorsun ki ben onun ümmetiyim, sünnetine çok bağlıyım ama 1 metre göbeğim var. Böyle iş olur mu? Burası bağlılık. Demek ki spor konusunda eksikliğim var. İlmi olarak kendini geliştiriyor olabilirsin. Ama Muhammed Aleyhisselam spor sünnetine karşı zayıfsın kardeşim. Bunu da yapman lazım. Her sabah kalktığımda sorulardan önce yaptığım şey yarım saat egzersiz. Mekik, şınav, yumruk, tekme, çökme kalkma, dambıllarla çalışma. Yarım saat bir sporumu yapıyorum. Ondan sonra fiziki olarak yorgun olsam bile hemen geçiyorum. Koltuğuma uzanıyorum. Hanımım kahvaltıyı hazırlarken ben gelen sualleri cevaplamaya başlıyorum. Aşağı yukarı 100-200 arası sual geliyor. Her sabah onları cevaplamadan kahvaltıya oturmam. Hak etmemişim anlamına geliyor benim nazarımda. Önce sualleri cevapla. Ondan sonra kahvaltıya otur. Hak ederek yemeğini ye diyorum Cenk kardeşim. Eyvallah. Yok, bu spor mevzusunda ben biraz size örnek almam lazım. Geçen deprem oldu İzmir'de. Dedim bari biraz kafayı dağıtayım, spor yapayım da. Jimnastik hareketleri yaparken kafamı ensemin arkasına koydum da kilitlenip kaldım. Yarım saat kaldım. Subhanallah. Yok o şey Hayır. olarak. O zaman şey yani çok paslanmışsın. Evet. Uzun zamandan beri egzersiz yapmamışsın. Bu neye benziyor? Halı sahaya gidiyorsun. Fakat 2 seneden beri halı sahada hiç top oynamamışsın. 2 yıl sonra halı sahaya gittiğin zaman bir maç yapıyorsun, bir hafta boyunca bütün kasların ağrımaya başlıyor. Hamlaşmış vücut.
Senin durumunda biraz buna benziyor. Ben biraz hocam öyle bir enerji gittim. Böyle yarım saat kaldım şeydeki gibi. Yüzüklerin Efendisi diyor ya böyle. Gondolfları ne bileyim. Onun gibi kaldım da. Neyse elhamdülillah sonradan kurtulduk. Ama yanlış alana geçeceğim inşallah. Bu konuda İnşallah Allah. Kardeşim. Allah sana istikrar versin. Amin Allah'a emanet olun.